Hazırız değil mi arkadaşlar? Tamam. Peki tekrar ediyorum. Birbirine dokunmakta olan x ve y iletken kürelerinin yükleri 2q ve 3q olacak biçimde dengede olduğuna göre x ve y kürelerinin sığalarının oranını soruyor. Arkadaşlar, sığa dediğimiz şey c eşittir q bölü v idi. Peki yüklü bir kürenin potansiyeli de kq bölü r idi. Q'lar giderse demek ki yüklü bir kürenin kapasitesi c r bölü k'ya eşitmiş. K sabit olduğuna göre kapasite yarıçapla doğru orantılı anlamına gelir. Peki birbirine dokunan iki tane kürenin potansiyelleri birbirine eşit olacağına göre bu 3r ise bu 2r değil midir çocuklar? O halde cx 2r bölü k c'ye 3r bölü k'dır. Böldüğümüz zaman cevabımız da buradan 2 bölü 3 olarak bulunur. Lütfen bunu alır mısınız hızlı bir şekilde? Peki, devam ediyorum çocuklar. Şöyle bir soru, temel sorulardan bir tanesi. Bu sorunun arkadaşlar çözümü bizim için önemli. Yorum sorusu. Şekildeki devrede kondansatörün levhalar arasına dielektrik sabiti daha büyük madde yerleştirilirse, kondansatörün sıvası, kale arasındaki potansiyel farkı ve yükün nasıl değişir diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Kale arasındaki potansiyel fark, üreticinin potansiyel farkıdır. Dolayısıyla üreteçten değişmediği sürece değişmez. O halde bunlardan bir tanesi olması lazım. C dediğimiz şey ise epsilon a bölü d idi. Yani kondansatörü meydana getiren fiziksel özelliklere bağlıydı. Biz dielektrik sabiti daha büyük olan bir madde kullandığımızda kondansatörün kapasitesi de ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. O halde geriye kalan Q, Q eşittir C çarpı V idi arkadaşlar. Ve sabit olduğuna göre C'nin arttığı bir devrede yük de artacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olur. Hadi bakalım şimdi bunu bir siz yapın. Hızlı bir şekilde çocuklar. Buna gerek yok. Bir önceki soruyla aynı. Buna da gerek yok. Evet. Şu soruyu bir yapar mısınız arkadaşlar?
Sağlara 2C ve 3C olan kondansatörlerle kurulu devrede V gerilimiyle yüklenmiştir. X kondansatörün levhalar arasındaki potansiyel fark kaç V'dir diye soruyor. Arkadaşlar, biz seri devrelerde yükler eşit olduğu için potansiyelleri çaprazlayacağız demiştik. Yani burası 3 ise burası 2 olması lazım. Peki V'ye kaç dedik arkadaşlar? 5. O halde burası 2V bölü 5, burası 3V bölü 5 olarak çaprazlanır. O halde x'in potansiyeli nedir diye sormuş arkadaşlar. Cevap 2 bölü 5'tir. Yani V'yi 5'e böleceksiniz. 2 tanesini buraya, 3 tanesini buraya alacaksınız demektir. Sorumuzun cevabı da bu kadar. Anlaşılmayan bir noktası var mı? Devam edeceğim çocuklar. Evet, şu soruyu da çözelim, sonra elektrik akımı kısmına başlangıç yapalım. Kondansatörlerle kurulu devrede şekildeki gibiymiş. Bakıyorum C, 2C ve 3C kondansatörleri var. Yükleri Q1, Q2, Q3, V1, V2, V3. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar, devrenin eşdeğer sahası 3C bölü 2'dir demiş, önce oradan başlayalım. Arkadaşlar, yukarıda 2C ile C seri, aşağıda 3C onlara paralel. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Bu devrenin toplam kapasitesi arkadaşlar, bir kere 3C'den kesinlikle büyük. Çünkü paralel olduğu zaman topluyorduk. Dolayısıyla 3C bölü 2 olma şansı yok. Bunu attım. Peki paralel devrelerde arkadaşlar, V3, V1 ile V2'nin toplamına eşit değil mi? O da üretecin gerilimi olan V'ye eşit olmaz mı? O halde V3, V1 artı V2'dir. Doğrudur. Arkadaşlar, Q1 ile Q2 bir kere birbirine eşit. Tamam. Q3 ise ondan büyüktür demiş. Bakıyorum şimdi. Arkadaşlar, burası çarpımlarının toplamlarına bölümü. Yani 2C bölü 3'tü. O halde buranın yükü 2Q bölü 3 ise buranın yükü 3Q olacak. Kapasitesiyle doğru orantılı. Peki arkadaşlar, Q3 bunlardan daha büyük değil mi? O halde cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Anlaşılmayan bir nokta var mı çocuklar? Peki. Hemen 2 dakika vereyim size. Bunu hızlı bir şekilde alın ve elektrik akımı kısmımıza başlangıç yapalım. Şimdi sırada arkadaşlar başlığımız elektrik akımı. Şimdi arkadaşlar, elektrik akımı dediğimiz kısım artık bizim hareketli yüklerin inceleneceği bölüme başlangıç yaptık. Şimdi önce arkadaşlar, akım şiddetini tanımlayarak başlayalım. Akım şiddeti nedir? Akım şiddeti arkadaşlar, yazın bakalım. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen toplam yük miktarıdır. İ harfiyle gösterilir.
birimi amperdir. Bir dakikanızı alacağım çocuklar. Bir iletkenin kestinden birim zamanda geçen yük miktarı. İ harfi ile gösterilir. Birimi amperdir. Arkadaşlar ve temel büyüklüktür. Bunu sakın unutmayın. Bunu bir yazın bakalım. Şöyle şeklinde arkadaşlar çizmeye çalışayım size. Elimizde içerisinde pozitif ve negatif iyonlar bulunan bir deşarj tüpümüz olsun çocuklar. Şu kesitimiz. Pozitif iyonlar artı artı iteceği için bu tarafa doğru, negatif iyonlar eksi eksi iteceği için bu tarafa doğru hareket eder. Bu durumda elektrik akımı dediğimiz şey şuna eşittir. Akım bir kere arkadaşlar artı yüklerin hareket yönüyle aynı olarak kabul edilir. Ve birim zamanda geçen yük miktarı yani I eşittir Q bölü T'dir. Buradaki Q kulomb, T saniye, kulomb bölü saniyede arkadaşlar özel adıyla amperdir. Evet. Alın bakalım bunu. Oradaki arkadaşlar kesitten geçen toplam yük miktarıdır. Yazdık mı çocuklar? Artılarınızı göreyim. Şimdi arkadaşlar, burada şunu unutmayın. Bir iletkenin kestinden atıyorum şöyle bir örnek yapalım. Hakan Murat bu senin içinde. Diyelim ki arkadaşlar şöyle bir kesitimizden. Bu tarafa doğru toplam 5Q, bu tarafa doğru da toplam 3Q, toplam 2T saniyede geçmiş olsun.
Acaba akıllı veren ifade nedir diye sorduğumda, arkadaşlar, i eşittir q bölü t'ydi değil mi? Sürem 2t yazdım. Ancak toplam yük. Arkadaşlar toplam yük 5q eksi 3q yani 2q mudur? Yoksa 5q artı 3q toplam 8q mudur? Arkadaşlar biz burada bu tarafa doğru 5q geçtiğini söylüyor muyuz? O halde kesitten bir 5q geçiyor. Bu tarafa doğru 3q geçiyor mu? O halde artı 3q daha geçiyor. Yükün cinsi hareket yönüyle alakalıdır. Yani burası artı, burası eksidir çocuklar. Elektrik akımının yönü bu tarafa doğrudur. O halde toplam 8q bölü 2t. Yani buradan geçen akımın şiddeti arkadaşlar 4q bölü t kadar olmalıdır. Evet, bunu bir alın bakalım. Bir kere daha anlatır mıyım? Evet anlatayım. Kesitten geçen toplam yük 5Q soldan sağa doğru geçmiş. 3Q da sağdan sola doğru geçmiş. Toplam 8Q geçmemiş mi yükten? Şey kesitten. Evet. O halde toplam 8Q bölü 2T sürede geçtiği için de 8Q bölü 2T'dir. Peki, devam edelim. Şimdi arkadaşlar, devre elemanları. Arkadaşlar, elektrik akımında kullandığımız bazı devre elemanlarını şimdi şöyle bir kısaca sizlerle beraber gözlemleyelim. Ben teşekkür ederim Aleyna. Şimdi birincisi ve en önemlilerinden bir tanesi arkadaşlar, üreteç. İkincisi, geçen dersimizde öğrendiğimiz kondansatör. Üçüncüsü bizim şimdi çokça kullanacağımız direnç. Lamba. Başka? Ampermetre. Voltmetre, ayarlı direnç, reosta, diyot, LED, fotodiyot, başka. Şu var ama bunu arkadaşlar bu sene müfredatımız yetişmediği için görmeyeceğiz ama genel olarak bilin arkadaşlar. Transistör. Başka neyimiz kaldı? Bakıyorum kullanmamız gereken devre elemanlarının çoğusunu zaten yazdık. Peki, şunları bir hızlı bir şekilde defterinize alın çocuklar. Yolumuza devam edelim. Anahtar.
Evet. Alın bakalım. 2 dakika süreniz var. Topraklamayı arkadaşlar daha önce göstermiştik. Onun için çizmeye ihtiyacı duymadım. Hakan'cığım. Etkiyle elektriklenme kısmında görmüştük ya. Onun için onu vermedim burada. Üretici eşyalardan bahsettiğimize göre şu anda DC'deyiz. AC'yi henüz görmedik. Onu göstereceğiz. Konu zaten oraya doğru gidiyor. Bir de kablo. İletken tel. Al senin için iletken teli de çizeyim. Tamam Eren. Peki çocuklar, yazdık mı? Şimdi bunların içerisinde arkadaşlar birkaç tanesi var ki bizim bu devre elemanlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunları beraberce şimdi birkaç tanesini açıklayalım. Önce arkadaşlar ampermetre ve voltmetreden başlayalım. Evet, ampermetre diye başlık atın çocuklar. Ampermetre. Bir devre elemanının üzerinden geçen şiddetini ölçmeye yarar. Devreye seri bağlanır. İç direnci çok küçüktür. Paralel bağlanırsa kısa devre yapar. Yani arkadaşlar, diyelim ki bir ampermetre şöyle bir direnç üzerinden geçen akımı ölçmeye yarar. Normal şartlar altında ampermetrenin doğru bağlantı şekli budur. Ama yok biz ampermetreyi şöyle bağlayacak olursak, atıyorum R1, R2 dirençlerini koyayım şimdi. Ampermetreyi buraya böyle bağladım arkadaşlar. Gelen akım buradan dirensiz yolu takip edeceği için R2'nin akımını ölçer. R1 direncini kısa devre yapar. Dolayısıyla bu işe yaramaz. Ampermetremiz bu çocuklar. Bir çizin bakalım. Ben şimdi voltmetreyi de yan tarafa yazayım.
Hocam ses gitti. Yok, hayır, ses gitmedi. Ben şu anda konuşmuyorum arkadaşlar. Siz ampermetreyi yazarken ben voltmetreyi yazıyorum. Sesim gelebiliyor değil mi? Herhangi bir problem yok. Şimdi çocuklar, voltmetreye geldik. Ampermetre ve voltmetre arkadaşlar birbirinin taban tabana zıt olan iki devre elemanıdır. Ampermetre devreye seri bağlanırken voltmetre devreye paralel bağlanır. Görevi bir devre elemanının iki ucu arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarar. Paralel bağlanır, iç direnci çok büyüktür. Bu nedenle seri bağlanamaz. Seri bağlandığı zaman direnci arkadaşlar sonsuza yakın olduğu için, yani çok büyük olduğu için üzerinden akım geçirmeyecektir. Bu durumda yukarıdaki birinci şekilde çizdiğim dirence paralel bağlı olan voltmetre normal bir bağlantı şeklidir. Ama ikinci bağlantı şeklinde bakıyorum R2 direncine seri olan voltmetre R2 direncini devreden çıkarır. Çünkü buradan akım geçmiyor arkadaşlar. O halde gelen akım şu yolu izleyerek yoluna devam eder. Ancak voltmetrenin ölçüm yapabilmesi için üzerinden arkadaşlar çok çok küçük bir akım geçmesi gerekiyor. Ama bizim için önemli değildir çünkü direnci çok büyük olduğu için bu akım arkadaşlar sıfıra yakındır. Dolayısıyla biz voltmetreyi paralel, ampermetreyi seri bağlarız. Bunu sakın unutmayın. Alın bakalım şimdi bunu. Yazdıysak arkadaşlar bir çek kısmını artı yazalım. Yoluma devam edeyim. Elektrik akımı kısmı arkadaşlar belki elektrik konusunun içerisindeki en zevkli konulardan bir tanesidir. Akım, gerilim hesaplama, dirençleri çözme, eşdeğer direnç hesaplama bu gibi sorular oldukça basittir. Rahat rahat yapabileceğinize inanıyorum. Onun için sizden bu konuya biraz daha önem vermenizi istiyorum ki ÖSYM'de özellikle lambalara doğru gittiğinizde elektriksel enerjiden bahsederken bu konulardan çokça soru soruyor. Peki devam ediyorum şimdi. Geldik şimdi arkadaşlar asıl kısmımıza. Başlığımız direnç. Arkadaşlar direnç devre elemanının bakın herhangi bir devre elemanı fark etmiyor. Elektrik akımına karşı göstermiş olduğu zorluktur. R ile gösterilir. Birimi Ohm.
Arkadaşlar, şimdi direnç dediğimiz şey elektrik akımına karşı gösterilen zorluk. E peki, o zaman bu nelere bağlı? Arkadaşlar, altına bir iletkenin direnci diyorum. Şimdi arkadaşlar, bir iletkenin direnci iletkene ait şu üç fiziksel özelliğine bağlıdır. L boyu birimi metre. A kesiti birimi metrekare. Rho öz direnci birimi ohm çarpı metre olmak üzere R de arkadaşlar L çarpı rho bölü A'dır. R de iletkenin direncidir. Birimi ohm. Dur. O halde bir iletkenin direnci arkadaşlar boyuyla doğru orantılı. Öz direnciyle doğru orantılı ama kesit alanıyla ters orantılıdır. Lütfen bunu güzelce yazın, yazarken iyice anlayın. Bunu çoğu kaynakta veya anlatırken arkadaşlar hortuma benzetirler, su hortumuna. Doğrudur. Su hortumunun içerisinden geçen suyun zorlanmadan geçebilmesi için boyunun kısa, kestinin geniş olması gerekiyor. Benzetme olabilir. Ama bunu anlamanızı özellikle bekliyorum. Alın bakalım. Diğer arkadaşlarımız da yazdılar mı? Aleyna veya Hakan'ın haricindeki arkadaşlarımız. Evet, Kutay, İlayda, Fatih, Eren, Harun. Peki. Şimdi çocuklar bununla alakalı şöyle bir örnek yapalım. Desem ki elimde bir kenarı R, boyu 5R olan iletken tel ile yarıçapı R boyu 4R olan bir iletken telim olsun. Bunlar aynı maddeden yapılmış olsun. Bu X, bu Y maddesi olsun. Acaba dirençlerinin oranı kaçtır diye soralım. Şimdi çocuklar, burada hani sorunun hiç öyle orijinalitesi falan yok, onu söyleyeyim. Bizi ilgilendiren kısım şu. Bunun kesit alanıyla bunun kesit alanı. Ve aksi belirtilmediği sürece pi 3 alınacaktır. Bunu da sakın unutmayın. O halde bunun kesit alanı S ile gösterirsiniz, A ile gösterirsiniz fark etmez. R kare. Bunun kesit alanı pi R karedir. O halde Rx yazıyorum arkadaşlar. Boyu 5R. Rho kesiti R kare. R'ye boyu 4R. Rho kesiti 3R kare. Bölersem 3 yukarı çarpı geçer. 4 aşağıda kalır. Diğerleri sadeleşir. O halde 15 bölü 4 arkadaşlar. Bu iki iletken telin dirençlerinin oranıymış. Evet, alın bakalım.
Evet. Şöyle bir örnek daha yapayım arkadaşlar. Soru şöyle. Diyorum ki bir iletken tel boyca tam ortasında ikiye katlanırsa direnci nasıl değişir? Hadi bakalım. Yani sorumu da arkadaşlar şöyle şeklinde ben çizeyim. Boyu L, kesiti A olsun. Şöyle arkadaşlar ben bunu ikiye katladım. L bölü 2. Bunun direnci R ise bunun direnci nedir? Hadi bakalım. Yarıya iner demişsin Yusuf. Maalesef hayır. İyice düşünün. Boyu yarıya iniyor ama kesti diye iki katına çıkıyor. Şeval iki katına çıkma şansı yok çünkü boyu kısalan bir telin direnci azalır. Yusuf değişmez. Yusuf yazsan nasıl olur? Yazdığında kesinlikle doğru cevap vereceksin. Yusuf Han. Evet, bir dakikamız kalmış çocuklar. Hemen hızlı bir şekilde ben soruyu çözeyim. R dediğimiz şey L rho bölü A'ydı. R üssü. L bölü 2 rho bölü 2A. Buradan burası 1 bölü 4 çarpı L rho bölü A yapmaz mı? Buradan telin yeni direnci de arkadaşlar R bölü 4 olarak bulunur. Yani cevaplarımız arasında arkadaşlar şunu bulma şansımız var. Direnci dörtte birine düşer. Doğru cevaptır. Direnci dörtte üç azalır. Doğru cevaptır. Direnci R bölü 4 olur. Doğru cevaptır. Gibi cevaplar olabilir. Soru şekline göre bunlardan bir tanesini arkadaşlar doğru olarak alabilirsiniz. Evet, hepinize derse katılımınız için teşekkür ediyorum çocuklar. Hepinize iyi Ramazanlar, iyi bayramlar, iyi akşamlar diliyorum. Yarın dersimiz yok. Cuma günü var. Evet, bakayım Cuma günü. Evet. Cuma günü arkadaşlar derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Yazan arkadaşımız çıkabilir. Görüşürüz arkadaşlar.